Evet, önerilerimizi söyleyelim son olarak. Gebelikte planlı gebelik yapmak lazım. Hani böyle oldu, hadi ya o olmasın. Evet, gebelikte ilaç almamak lazım. Gebelikte ya bazen bazen anneler geliyor bana, hocam şunu içiyorum, bunu içiyorum, bunu içiyorum, ben böyle. Gebeliğin cinsiyeti erkek. Dükkanı kapat git ya yani. şimdi hani. Şimdi bu hakikaten öyle yani. Ondan sonra hakikaten çok gezinmemek lazım enfeksiyon değil mi? Kış ayında gezinmemek lazım. Çok gezen ayağı çok çöp bulaşırmış. Ondan sonra biraz spor yapmak lazım, hafif stres. Ondan sonra stresi iyi ayarla da, bu iyinin kriterine Ben de bilmiyorum bunu, nasıl ayarlayacağız bunu? Hani evde biraz kavga etsek iyi. Kayınvalideyle takışmak, o biraz artabilir. Yani onu ayarlamak lazım. <laughs> anne sütü otizmden koruyor, hakikaten öyle. Bol bol anne sütü. Emzeyebildiğin zaman emzirin. Kaç yaşa kadar? Ben iki buçuk, üçe kadar emdim. Hatta ben ilkokuldan gelir, şeyden ilkokuldan... İlkokul çok geç oldu oynamaktan gelir. Annem emdiğimi hatırlıyorum. Anne o ders yuh gazık kadar oldun derdi. Allah'tan beni emzirdi. Düşün emzirme daha kötüydü. Yani oradan kurtardık. Bir de şu çocuklara tablet vermeyin. Tablet verirseniz otistik daha kötü olur. Çünkü o tekrarlayıcı bir görüntü o devamlı. Ona baka 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 baka. Yani aman gözünüz seyir. Çocuklarınıza 10 yaşına 11 yaşına kadar az da cep telefonu tanıştırmayın. Kritik yaş ilk iki yaştır. Bir de çocuğunuza kendiniz bakın. Ona buna baktırmayın. Ona buna baktırırsanız Çocuk sosyal şeyini kuramaz. Onun için mutlaka çocuklarınızla kendiniz bakın. Saygılar, sevgiler.